Arkadaşlar mesele şudur. Herhangi bir gazete getirdim çünkü onda var elimde. Kantondan petrole çözülme süreci diyor gazetelerden birinin. Başlığı bu. Kantondan petrole 17 yıllık çözülme süreci. Biliyorsunuz 97'de başladı olay. 97 yılında, 96 yılında aslında Erbakan'ın deyişiyle 96 yılında Justice and Development Party kuruldu Amerika eliyle, CHP'nin eliyle. Bir memorandumla buraya geldi bunun şeyi, tüzüğü biliyorsunuz. Ve daha sonra da bir görevlendirme yapıldı. Bu görevlendirmenin en esas noktası Türkiye'nin çözülmesidir. Ve bu çözülme aslında yapılmıştır. Yapılacak oluyor falan değil. Yani yapılmıştır. Kantonlar şu anda bir değil, de facto diyorlar ya hukukçular, de facto kantonlarımız vardır. Kantonlar orada işlemektedir. Bunu bu hükümet ve bütün muhalif partiler beraber halletmişlerdir. Bu herkesin haberi olsun bundan. Hiçbir parti bundan münezzeh değildir. CHP'si de MHP'si de bu işin içindedir. Maalesef bunu beraber yaptılar. Şu anda bütün partilerin üstünden bahsediyorum. Yoksa hepimiz altında taban olarak bunu ayrı tutuyorum. Ama üstündeki bir takım eller girmişler, işlerle oynamışlar, bir takım adamları baston yapmışlar ve bir partiye işi hallettirmişlerdi. Şu anda onun için Gülten Kışanak Hanım, ben petrolden de pay istiyorum demektedir. Durumumuz budur. Ülkemiz çok zengindir. Ülkemizde bor, altın, petrol, doğalgaz, her şey vardır. En önemlisi Orta Doğu'nun en büyük ihtiyacı su vardır. Ülkemizin çok geniş tarım toprakları vardır. O topraklara rağmen geçen gün Ömer Bey'in söylediği gibi 4 milyon ton, doğru muyum? Buğdayı dışarıdan almışızdır 2013 yılında hocam, siz de ayırırsınız. 4 milyon. Eğer tarım toprakları çalıştırılabilseydi 7 milyon, 7,5 milyon ton buğdayımız olabilirdi. Ama bu imkandan da yoksunuz. Aç kalmaya doğru gidiyoruz. Bütün bunları siz gayet iyi biliyorsunuz. Bize bunlardan değil çözümden bahset meselesi. Geçen sene de burada söyledim. En sonunda son derece değerli bir takım bilim adamlarıyla bir araya gelerek bütün partileri önümüzde çökertecek bir baskı grubu oluşturmak zorundayız. Yeter.